Hepinize merhaba. Mert Elektronik YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Ercüment Coşkun Yürek. Bugün sizlere Power Master marka PVR 1000 otomatik kombi voltaj regülatöründen bahsedeceğim. Bugün sizlere bahsedeceğim Power Master PVR 1000 ürünümüz ve bu ürünümüzde en büyük özelliklerinden biri bütün voltajınızı şehir şebekenizden gelen bütün voltajları dengelemesi. Yani biliyorsunuz ki elektronik cihazlar en ufak bir telefonunuz, laptopunuz, buzdolabınız, kombiniz her türlü elektronik cihazlarınız ekstra yüksek bir voltaj aldığında veya düşük bir voltaj aldığında bunlar tamamen devre dışı kalıyor ve garanti dışı kalıyor. Bunları nasıl güvene alabiliriz? İşte bu ürünümüzde buna yarıyor. Bu ürünümüzün en büyük özelliği 180 voltla 300 volt arasındaki bütün değerleri 220 volt'a çekiyor. Yani cihazlarınıza gelen bütün voltajlar 220 olarak alınıyor. Ve bu da cihazlarınızın ekstra elektrikten kaynaklı hiçbir şekilde zarar görmemesine neden oluyor. Şimdi sizlere bu ürünümüzün üzerinde hangi tuşlar ve hangi ışıklar yanıp söndüğü zaman ya da sabit yandığı zaman ne işe yaradığını göstereceğim. Ürünümüzün üzerinde yer alan zaten İki adet tuşumuz bulunuyor. Bunun dışında sigorta yuvamız bulunuyor ve ürünün yanında da hediye olarak iki adet ekstradan sigorta veriyoruz. Ve üzerinde de çıkış prizimiz bulunuyor. Ve bununla birlikte de ürünümüzü bağlayacağımız, şebeke hattına bağlayacağımız priz girişimiz bulunuyor. Bunun dışında ürünümüzün üzerinde yer alan ışıklarda zaten görmüş olduğunuz gibi input voltaj ve output voltaj diye iki adet voltaj birimimiz bulunuyor. Input voltaj sizin bu regülatörünüze giren voltajı değerlendiriyor ve bu üründen de çıkan voltajı ise output voltaj kısmından da takip edebiliyorsunuz. Bunu her zaman zaten yani Birkaç volt aşağı veya yukarıya olabilir ama ortalama sabitlemek adına 220 voltlara kadar sabitliyor. Ancak giriş voltajları da bu tabii ki şehir şebekesinden gelen voltaj olduğu için şehir şebekesinden gelen voltajları da burada görebiliyorsunuz. Artmış olabiliyor, azalmış olabiliyor. Öncelikle working yani aktif çalışan kısmında olarak söyleyeyim. Buradaki ışığımız mavi renk yanıyor ve bu mavi renk ışık yandığı zaman ürünümüzün çalıştığını ve herhangi bir sıkıntımızın olmadığını belirtiyor. Hemen altında renk var, gecikme var. Burada da yeşil rengimiz yanar. Yeşil renk yanıp söndüğünde herhangi bir voltaj vermediğini beklenmesi gerektiğini ve sabitlendiğinde ise çıkışın devam edeceği yani voltajımızın çıkışının devam edeceği burada belirtiliyor. Uyarı kısmı var. Buraya lütfen dikkat edin. Çünkü bu uyarıyı verdiği zaman mutlaka göz önünde bulundurun. Kırmızı ışık yandığı zaman regülatörümüz hatalı bir şekilde çalıştığını belirtiyor. Bunun için de biraz beklemeniz veya cihazınızı kapatıp açmanız gibi çözümleri bulunuyor. Bunları da mutlaka dikkate almanızı tavsiye ederim. Dilerseniz ürünümüzün nasıl çalıştığını detaylı bir şekilde videoda inceleyelim. Burada görmüş olduğumuz gibi şebekeden gelen e, voltaj ayar cihazımız var. Üzerinde bağlamış olduğumuz Power Master voltaj regülatörümüz var. E, voltajımızdan, e, şehir şebekemizden gelen voltajı biz sabit değerlerde tutup elektronik cihazlarımızın da herhangi bir e, akımdan kaynaklı bozulma yaşamaması amaçlı e, bağlamış bulunmaktayız. E, öncelikle şöyle belirteyim. Burada görmüş olduğumuz 220 2 223 değerlerindeki voltajımız şebekeden gelen voltajımız. Burada cihazımıza giren voltaj ise şebekeden gelip cihazımıza giren voltaj ise 217 volt olarak gözüküyor. Ancak bizim cihazımıza çıkan voltaj ise 220 volttur. Ve bu voltaj sayesinde de cihazlarımızın bozulmasını, kısa devre yapmasını, arızalanmasını engelliyor. Ve bu da hem garanti kapsamı dışı kalmıyor cihazlarınız hem de uygun şekilde kullanıyor olabiliyorsunuz. Şimdi şebekeden gelen voltajı ayarlayacağız. E, arttırdığımız zaman voltaj regülatörümüzün ne işe yaradığını göreceğiz. Şu anda arttırıyoruz kendisini. Gördüğünüz gibi 250 çıkıyor. 250 giriyor ama çıkış voltajımız 220 hala. Şu an ayarlamaya devam ediyoruz. Daha da arttırıyoruz. Gördüğünüz gibi 200, 300'e geldik. 300'e geldi ve çıkış voltajımızı 220'ye geçtiği için elektronik cihazımızı otomatik olarak kapattı. Şimdi eski konumuna geri getiriyoruz. 220 volta geldiğinde ise gördüğünüz gibi gecikme sembolümüz yandı ve çıkış voltajımız da tekrardan sabitlendi. Şu anda elektrik akımını tekrardan veriyor. Gördüğünüz gibi cihazımız da yanmaya başladı. 220 volt giriyor. 220 volt çıkıyor. Şimdi daha da aşağıya düştüğünde ne olduğunu göreceğiz. Bu sefer şehir şebekesinden gelen voltajımızı düşürüyoruz. 170 gibi düşürdük. Gördüğünüz gibi 169 geliyor. 220 çıkıyor şu anda. İndirmeye devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi 150 volt 140 gördüğünüz gibi çıkış voltajımız bu sefer yine hata verdi ve cihazımızı ani akımdan korumak amaçlı kapattı şu anda sabitlemeye çalışıyor ancak şu an sınırda olduğumuz için sabitlemiyor ama cihazımıza elektriği vermiyor kendi içerisinde sabitlemeye çalışıyor şu anda gördüğünüz gibi tekrardan eski konuma geldiğinde şebekemiz sizin hiçbir şey yapmanıza gerek kalmadan Tekrar gördüğünüz gibi arttırıyoruz. Ve tekrardan çıkış voltajımız 220 volta geldi. Cihazımızı da görüyorsunuz. Tekrardan yanmaya başladı. Bu şekilde şehir şebekelerimizde oynayan elektrik akımları düşer, artar. Bunlar elimizde olmayan işlemler. Bunları sabitlemek için kullanıyor oluyoruz bunu. Power Master voltaj regülatörünü ve bunun sayesinde de hassas cihazlarımızı koruma altına alıyoruz. Aynı zamanda kombi üzerinde de elektronik malzemelerde de bütün elektronik malzemeler içerisinde kullanabilirsiniz güvenli bir şekilde. Herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Önemli olan şehir şebekesi değil sizin cihazınıza çıkan voltajımızdır ve bu voltajı da sabitliyoruz bu üründe. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bugün sizlere bahsetmiş olduğum ürün üzerinden web sitemizde geçerli %50 indirim uyguluyorum ve bunların detaylı bilgilerini ve açıklamaları ürünün de linkini alt kısma bırakıyorum. Oradan takip edebilirsiniz ve abone olmayı unutmayın. Yan tarafta çıkan videolarımızı da takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere.